TV8.5 ekranlarında 3. devreden herkese mutlu akşamlar değerli futbol severler. Bol gollü bir 7 haftanın ardından Altan Tanrıkulu ve Mehmet Özkan'la birlikte sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Altan abi buyurun. Evet, perşembe gecesi biz burada e, Ümit Özat ve Bülent Ülgen'le program yaparken menfur bir saldırı haberi gelmişti. Tüm Türkiye'nin öğrendi Serhat Akın'a, eski milli futbolcu Fenerbahçeli e, forvet Serhat Akın'a alındı. E, İçişleri Bakanımızın da hemen olaya müdahale olmasıyla bütün suçlular yakalandı, tutuklandılan tutuklanmalar var. gözaltı şartıyla serbest kalan var. Olayın ne olduğu ile ilgili herhalde yakında çok açıklamalar yapılacak ama ben Serhat Akın'a buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Dilerseniz Galatasaray Kasımpaşa maçıyla başlamak istiyorum. Galatasaray ilk yarıda 3 gol buldu. Kasımpaşa da bir gol atmayı başardı. Sonrasında büyük bir geri dönüş var gerçekten. Ve Galatasaray bu maçtan bir puanla ayrıldı. Mehmet Özkan ne söylemek istersin? Enteresan bir maç oldu bir kere her şeyden önce. Yani ilk yarıda çok müthiş bir Galatasaray mı vardı 3-0 öne geçerken? O da tartışılır ama çok efektif bir Galatasaray olduğundan herhalde şüphe yok. İki tane yırtıcı, bitirici çok iyi santrforuyla çok güzel 3 gol bulup bir anda maçı kolay hale getirmiş göründü Galatasaray. Devre biterken 3-1 oldu. Hatta 3 de belki olabilirdi. Çok ciddi bir de fırsat 3-1'den sonra Kasımpaşa kaçırdı. Fakat e, işte Osibe'nin hafif bir şeyi ilk yarıda sakatlandı, çıkmadı. Devre sonunu bekledi ama ikinci yarıda e, sahada yoktu o sakatlık nedeniyle. E, sonra çıkan oyuncular, giren oyuncularla beraber ikinci yarıda e, o Young Boys karşısında izlediğimiz ve bizi şaşırtan Galatasaray bir anlamda geri döndü. Yani bu 3-0'lık bir maçta bir devrele ikinci devrenin bu kadar birbirinden farklı olması yani rakip olağanüstü bir değişiklik olağanüstü bir hamle yapmamışken sadece kendi yaptıklarınızda bu kadar bir takımda erozyon olması enteresan. Yani bu tarafıyla ilginç bir maçtı bence. Ve öyle bir gidişat vardı ki yani işte 3-3 oldu. Belki 5 dakika daha olsa mağlup da olabilirdi Galatasaray. Yani maçın gidişatı da biraz sanki öyleydi. Evet burada etken faktör osime gerçekten çok önemli ilk iki gol atan bir oyuncu ilk defa birlikte oynadığı partneri de üçüncü gol atıyor Icardi ama şunu da şey yapalım geri dönüş Galatasaray'a özdeşleşmişti sanki geçen sene özellikle çoğu karşılaşmada Galatasaray ilk golü yedi kendi aslında yenik duruma düştü hep geri dönüşlere izin verdi. Bence bu benim fikrim 3-0'dan sonra oyuncular da Okan Buruk da taraftarlar da Kasımpaşa'yı birazcık küçümsediler herhalde. Yani oyun içerisinde konsantrasyonun kaybolduğu anlar vardı. Ve onun ilk yarı biterken zaten 3-1. Çok uzatmalar tartışılan bir maç. 15-16 dakika uzaması gerekirdi. 6 dakika uzatmadan sonra 9.5 10. dakikaya kadar gitti. Yani birçok şey oyunun içerisinde faktördü ama işin gerçeği Galatasaray çok arayabileceği 2 puanı kaybetti. Çünkü 3-0 öndeydi, seyircisi önündeydi ve rakip de yani ligin orta sıralarında bir e, takım Kasımpaşa teknik direktörü cezalı. Yani bütün bunlara rağmen Galatasaray'ın o puan kaybetmiş olması ilginç. Bana bir anlamda bir, e, iki sezon önce Cesutlu Fenerbahçe'nin İstanbul Spor maçında Arda Güler'le ikinci gole maçın ikinci arasını başında bulduktan sonra 2-0 öne geçmişti. Sonra 3-1 öne geçti. E, bütün bunları yaptıktan sonra 1.86 bir de uzatmada gelen golle ee, biri penaltıdan 3-3 berabere kalmıştı şoku uğramıştı herkes fark bekliyordu daha da farkı gidecek diye ee, bir anket yapılsa kimse beklemez 3-0'dan sonra 3-3 yani bahis oynanmaz bir şey yapılmaz <laughs> ama böyle bir karşılaşma demek ki futbolun içinde olabiliyor ee, çok büyük sürpriz Yani 3-0'dan 3-3 de müthiş bir şey yani Rak rakibin son iki sene şampiyonu kesinlikle Okan Buruk bunu bazı sebeplere dayandırdı maç takviminden bahsetti e, hakemlerden bahsetti yine ama sonrasında da biz de hani oynayamadık konuşulması gereken çok şeyler var dedi. Bunu maç takvimine mi bağlamalıyız yoksa Galatasaray'ın e, ilk 11'inde çıktığı değişiklikler, rotasyonların bağlamalıyız sizce. Yani bunun maç takvimine bağlamak tabii ki e, gerçi Okan Hoca önden de e, onun e, şeyini yaptı yani biz pazar sabah oynayabilirdik, her şey müsait buna. Niye öyle oynamıyoruz diye. Ama diğer taraftan bakarsak Galatasaray içeride oynadı maçını. çarşamba akşamı, perşembe cuma boş, cumartesi akşamı da gene içeride bir maç oynadı. Fenerbahçe Fenerbahçe'ye bakarsak Perşembe akşamı Fenerbahçe içeride bir maç oynadı. Cuma cumartesi dinlendi. Pazar günü deplasmana gitti. Yani Fenerbahçe'nin şeyi aynı sürede daha zor. En bir... zoru Beşiktaş. Daha zoru. En zoru Beşiktaş. Ee, ama onun en azından bir fazla gün onun için dinlenme Var. şeyi hakkı evet. ama Cuma ondan, döndüler Cuma sabah tabi ama o öyle. ekstra gün ondan kaynaklanıyor kaynakları evet. veya onun için yani, yani federasyonun en fazla. yapabileceğini yapıp e, pazara koyuyor. E, tabi burada e, işte yayıncı vesaire şeyi e, devreye girdi. E, bu da bir şekilde e, herkesin birbirine bir e, işin gereklerinden bir tanesi öyle demek lazım. Yani e, sonuçta bütün maçları aynı gün aynı saatte büyük maçları oynatıp da ondan sonra ligden de hani belli bir para ödensin şeyini bekleyemezsiniz. Yani bunun öyle bir şey var ama şartlar olarak bakarsak rakiplerinin şartlarından daha kötü bir şartta Galatasaray en azından bu maçı oynamadı. O açıdan e, baktığımızda bence ortada bir hani buna yorulabilecek bir şey yok. E, ama işte Torreira'nın yokluğu, Saral'ın çıkışından sonra hakikaten e, e, Sanchez de yoktu. Evet Sanchez yok ama yani 3 tane stoperden ikisi olduğu sürece bence Galatasaray'ın savunması için hani ötekini arandı çok fazla demek mümkün mü? Yani orada günlük performanslar etkileyebilir. Yani 3 tane stoperi var Galatasaray'ın. Yani 2 stoper onların ikisi oldu. Onların üç, o üçünden ikisi olduğu sürece bence orada çok fazla bir şey yok. O biraz işte gene sonucun yansıması oluyor. Yani işin e, şey gerçeği yani Sanchez oynar ötekilerden işte şu oynamaz ya da bu oynamaz Abdülkerim oynamaz ya da Nelson oynamaz diyemiyoruz yani bu şeyde. O işte o sonuç kötü olunca olmayan aranıyor biraz yani. <laughs> ya bir de şuna <gülüyor> bakmak <gülüyor> lazım. Okan Buruk'un söylediği maçın fazla e, gün arada olmadan oynanması yani yorgunduk ona yormasının şöyle bir saçmalığı var. Ben açıkça saçmalık diye söylüyorum. Ya kardeşim 3-0 öne geçmiş. Evet. evet. <laughs> Maçta 3-0 öndesin yani. Oradan artık veren sensin. Yani sana federasyon bir gün fazla vermiş. Maçta 3-0 öne geçmişsin. Ertesi gün oynansa maç. Pazar öğlen oynansa mesela 2'de ya da 4'te oynansa. Sen gene 3-0 öne geçeceğin malum değil ki. Bir daha oynandığı zaman. Sen bir gece önce oynuyorsun ama 3-0 öndesin. Yani artık oradan vermeyeceksin o maçı. Trabzon'la oynamıyorsun. Samsun'la oynamıyorsun. Yani çok ciddi iyi başlayan Eyüp'le oynamıyorsun. Kasımpaşa'yla oynuyorsun. Etine bu ne? Yani sen burada aslında herkesin dillendirdiği bazı şeyler var da daha sonraki programlarımızda gireriz. Okan Hoca'nın üzerine farklı bir ismin baskılanması var. O zaman Antalya Fener maçına geç. Antalya Spor Fenerbahçe maçına geçmek istiyorum. Antalya Spor Fenerbahçe karşısında kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Mehmet Özkan neler söylemek istersin? E, Fenerbahçe gene e, yani bu ilk maçta da Lugano deplasmanında sonra Ravanş'ta burada e, ben görevliydim. Satta izledim e, buradaki maçta ilk yarıları böyle çok temposuz çok yavaş oynamak gibi bir e, şeyle e, sıkıntıyla başladı sezonu zannediyorum 11. maç e, Antalya Spor Deplasmanı. yine aynı benzer bir görüntü vardı yani ilk yarı sanki biraz çöpe atmış gibi Fenerbahçe birkaç tane pozisyon var bir tane penaltı e, olduğunu hemen hemen e, bütün futbol kamuoyunun e, fikir birliği yaptı Cekon'un bir pozisyonu var ama. E, skor olarak Fenerbahçe öne geçebilirdi. Evet ama oyun olarak e, çok yavaş, çok temposuz. Hatta yani biraz izlerken bana şunu düşündürdü O e, el freni çekik arabada gaza basarsanız araba gider şöyle bir durur gider şöyle bir durur. Bütün Fenerbahçe futbolcular hani böyle bir iki adım atıp topa basıp dönüp tekrar o stoper şeyine döndürüp topu işte Çağlar, Ciku öbür tarafta Mert tekrar Ciku Çağlar bu tarafta e, Osterbolde Osterwolde gibi. Böyle topu döndürüp e, hakikaten e, şey yapan bir oyun oynadı. İkinci yarıda daha e, iyi bir e, performans ortaya çıktı ve e, bununla beraber de goller geldi. 2-0'lık bir galibiyet ortaya çıktı. Benim e, hafta arasıyla beraber e, Fenerbahçe için bu haftaki şeyin bakış açım biraz şu. E, ben kadronun böyle olduğunu düşünmüyorum ama şu anda daha henüz organizasyonu tam oturtamadıkları için ee, bir şey eksik oluyor. Ee, sanki böyle bir kısa battaniye gibi. Yani e, üstünüz düşür çekersiniz, ayağınız dışarıda kalır. Ayağım üşüdü dersiniz oraya, zarar. bu sefer üstünüz dışarıda kalır. Ee, çok koşalım diyor. Tadiçle Ceko'yu kenara alıyor. Bu sefer takımın aklı düşüyor. Hafta arası Sencil Vaz maçında. E, onları sahaya sürüyor. Bu sefer top oraya gitmemeye başlıyor, topu oraya taşıyamamaya başlıyor takım. Yani böyle neyi nere tarafını düzeltse başka bir tarafı bozulan bir. E, tablo var şu anda ve e, skor e, deplasmanda 2-0 gayet e, şey yeterli ve yani çok eleştirilebilecek bir skor değil ama oyun performans açısından baktığımız zaman e, geneline e, Fenerbahçe şu anda henüz daha tam istediklerini Tekledilen. sahaya yansıtan bir e, seviyede değil. Evet katılıyorum ben de kesinlikle. Şimanski'ye sormak istiyorum ben yine bu hafta. Hem on numara oynaması hem de e, ikinci dakikada kaçırdığı pozisyonu Altan Tanrık'a sana sormak istiyorum. Vallahi hani ben atardım derler ya öyle bir pozisyon. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Normal vücut fonksiyonları çalışan çok kişi atabilirdi. Sadece futbolcu olmasına gerek yok. Ama şimanski kaçırdı. Polonya milli takım oyuncusu. Nasıl golleri olduğunu gördük. Geçen sene derbide Beşiktaş derbisinde inanılmaz güzel bir gol atmıştı ceza sahası dışı. En son Polonya-Hırvatistan maçıydı galiba ceza sahası dışından bir gol attı. Ee, ama o golü kaçırdı yani o golü kaçırmak Eynesli'nin derbideki golü kaçırması Nelson'un kalede o yani kale çizgisinin olduğu yerde hep de bunlar Fenerbahçe'ye denk geliyor ee, yani şimdi şöyle bakıyorum ben yani, hayata da böyle bakıyorum yapılması gereken bir iş var yapıldı mı yapılmadı mı yapıldı 3 puan alındı tamam yani e, buna bu gözle bakıyorum bir Brezilyalı Brezilya'da bir şey varmış bir Durumu anlatmak için bir şey varmış. Bir Brezilyalı'ya sormuşlar işte. Önemli bir sorunla ilgili. O da e, sorunu çözecek kimse var mı? Var. E o zaman bana söyleyecek bir şey yok. Oldu demiş. Öteki yandan bir daha söylüyorlar. Sorunu çözecek kimse var mı? Yok. E o zaman ben de yokum demektir. Demek ki sorun çözülmüyor. Yani bu kadar rahat insanlar Brezilyalılar. Birazcık olaylara bakarken Türk insanı da son yıllarda kaygının ötesine taşan bir şey olmuşmaya başladı futbolda. Çıplak gözle bir şey daha anlatayım bir başka Brezilyalı. 1998'de Nantes'ta Fransa Fas maçına gitmiştim. Dünya Kupası finallerinde düşün yani. takımda kimler yani Ronaldolar, Rivaldolar acayip bir takım. Uçuyor falan falan böyle. Eee zaten finalde kaybetti. 3-0 o maçı kazandı ama maçın devre arasında önümde bir tane Brezilyalı yaşlı adam var 75-80 yaşları arasında Brezilya forması giymiş. Nasıl bağırıyor, bir şeyler söylüyor işte böyle e, Zino, Vava falan filan bir şeyler söylüyor. Yanında da sanırım kızı ya da torunu tam bilmiyorum her akrabalık şeyleri var. Ben de gazeteciyim. Gazetecilere ayrıca koltuklar veriyorlar. Eğer takımınız yoksa seyircinin içine çok yakınsınız. Yani böyle yazı şeyi vermiyorlar, masalı vermiyorlar. Maçı seyrediyorsunuz ücretsiz gazeteci şeyinizle. Ben de döndüm kızı dedim ki ne diyor dedim. Ya bunlar da futbolcu mu? Pele, Baba, Jairzino varken falan diyormuş dedim. Şimdi biz bu noktaya gelirken dünyada kaç tane maçı seyredebiliyoruz? Arsenal'in 24-25 tane korner attığı maçta Leicester City ile 2-0 öndeyken 2-2 yarabere kaldı maç. Yapılmadı iş. Tik atılamadı. Newcastle Manchester City maçında tik atılamadı. Yapılamadı. Biz büyüttüğümüz takımlara bakın. Yani Fenerbahçelilere buradan bir mesajım var benim. Gerçek anlamda. Ya arkadaş tamam her şeyi isteyebilirsin. Teknik direktörün Mourinho Antalya karşısında 3-1 e, 2-0'la puan almışsın 3 puanı. Şeyden de almışsın Jülü. Sen bunların tamamını <laughs> yaşamışsın. Erol Bulut gelmiş. 8 tane deplasman kazanmışsın. Erol Bulut'la olmaz. Jesus'la hiç olmaz. E, Victor Pereira teknik direktör değil. Emre Berezoğlu çok tecrübesiz. E, kimi getirelim? Mourinho'yu Mourinho, yu, Mourinho yu getirdik onu da Yani Bak. Dünyada şey dedi ya bu e, sanki daha çok kaybetmişiz gibi görünüyor sizin bana sorduklarınızda bak Çok güzel, çok abi. güzel söyledi evet. Gerçekten. <laughs> yani bu bizim kaybettiğimizden daha fazlasını kaybetmişiz gibi soruluyor bana dedi. Evet. Mehmet Özkan şunu sormak istiyorum. Mourinho Roma'da üçlü savunma oynuyordu. Bunu Fenerbahçe'de görebilecek miyiz bu sezon? Ee, onu bana değil Mourinho'ya <laughs> soracaksın onu. Ben bilemem ama Senin var. yani senin bu üç, fikrin, üçlü, üçlü savunma, uygun dörtlü savunma işini yani iki, iki stoper ya da üç stoper işini e açıkçası benim çok e, aklım ermiyor bu işe yani ille böyle sanki bir tanesi doğru da diğeri çok yanlışmış gibi böyle bir şey gibi e, bir inanç meselesiymiş gibi bu böyle bir e, körlemesine bağlanılacak bir şeymiş gibi hani bu olur bu olmazmış gibi hangisi olur hangisi olmaz onu da bilmiyorum ben yani biz yıllarca dörtlü savunma seyrettik Futbolu gayet güzel bir futbol seyrettik şimdi üçlü savunma çıktığından beri futbol daha mı güzel bence değil yani ama o dörtlü savunma üçlü savunmanın mı farkı yoksa genel anlayışta daha çok koşalım daha çok bozalım işte daha çok şey yapalım yıldızların azalması şeylerin e, atletlerin çoğalması mıdır onun sebebi onu bilmiyorum ama biz dörtlü savunma varken gayet güzel bir futbol seyrettik yıllarca bir şey de olmadı kimse üçlü savunma falan diye bir şey de konuşmuyordu. Evet. Yani bu çok büyük bir futbolda çağ atlatan bir şey midir üçlü savunma bambaşka bir yere mi götürüyor e, benim gözlemlediğim öyle değil. Ama esas mesele bu yani üçlü ya da dörtlü savunma yaparsınız. Siz savunmada açık veriyor musunuz vermiyor musunuz? Bence mesele budur yani o savunma ne kadar işliyor? Üçlü de yapsanız dörtlü de yapsanız ikisinde kendine göre bir takım şeyleri var. Yani üçlü savunma yaparsanız bu sefer bekleriniz bütün şeyi bir çizgiden öbür çizgiye her tarafı kontrol etmek zorunda. Ekstra bir yük bindiriyorsunuz. Aşırı yani bir şeysiz, adaletsiz bir dağılım. 3-4-3 oynarsan orta sahada bir kişiyi bırakıyorsun. Bir kişi bırakıyorsun. Yani hepsinin kendine göre bir artısı, bir eksisi var. Bence hani Fenerbahçe'nin problemi üçlü oynamamak ya da üçlü oynamak değil. Yani mühim olan seçtiğiniz şeyle ortaya koyduğunuz performans ya da onun içindeki yarattığınız futbol. Evet, katılıyorum. bir de şuna bakalım. Kim Avrupa futbol piyasasının liderleri? Manchester City, Liverpool, Arsenal, Bayern Münich, Real Madrid, Real Madrid. işte Barcelona, bunların hepsi dörtlü yani oturmuş savunmayla oynuyorlar. Yani eğer bunlardan bir Belki... ikisi üçlüyle alıp götürse, evet. tamam. Stoperden devşirilen sağ bek sol bek kullanıyor mesela. Mourinho bunu çok Guardiola bunu Guardiola çok yapıyor. yapıyor. Ake'yi, -Guardiola, Guardiola bu hafta Guardiola evet. gol attı mesela. Bunları çok kullanıyor ama. Ben Mehmet'in yaptığı yoruma şöyle katılıyorum. Saha içinde oynatacağın şey, taktiğe çalıştığın ezberini iyi hale getirdiğin sürece üçlü mü oynamışsın, dörtlü mü oynamışsın o teknik tek direktörün yani çözmesi gereken bir sorun. Mesela Kostiç oynayabilir, Osterwolde sol stoper oynayabilir. O zaman sen aslında iki tane sol bekle ya da bir tane sol stoperle oynamış olabilirsin. Burada bir şey çok önemli. Bak kimse bu soruyu direkt şey yapmıyor. Ferdi'nin gidişinden sonra Fenerbahçe'nin ofansif gücünde ciddi görülecek şekilde azalma var. Az değil yani bayağı var Ferdi gittikten sonra. Yani bunu da kolay kolay şey yapmamak lazım. Göz ardı etmemek. Mesela Ferdi'nin de gerçekten çok iyi bir uyumu vardı zaten. O evet. yüzden de Aynen. Peki Can'ı sormak istiyorum ben. Gerçekten geçen sene çok da yüksek bir performansı vardı İrfancan Kahveci'nin ama bu sene çok da süre bulamıyor. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum Mehmet Özkan. Ee, şimdi onu da hafta arasında seyrettik. Ee, işte diyorum ya bir böyle şey kısa battaniye gibi Fenerbahçe'nin şu anki hali. Ee, şimdi hafta arası Tadiç yoktu, İrfan Can vardı. Ee, tamam bir dinamizm geldi ama bir anda baktık Fenerbahçe'nin sanki hiç futbol aklı yok sahada. İlk yarısı özellikle saint maçında. Yani hiç futbol aklı yok sahada. İkinci yarı gene biraz bir toparlanıp bir şeyler yapmaya şeyi var. Ama orada da bir şey eksiliyor. Yani... Hani bir tanesini çıkartıp bir tanesini koyunca her şey tamamlanmıyor. Yani şu anda en azından şeydi. Bence esas problem e, şu anda o e, yani Mourinho'nun kafasındaki şey nedir? Bilmiyorum. Mesela Şimanski için çok kısa şöyle bir şey ek yapabilir. Bence geçen sene e, İsmail Hoca'nın da yaptığı en önemli hatalardan bir tanesi bu. Şimanski etkili olurken ne yapıyordu Fenerbahçe? Rakip sahada çok hızlı baskı yapıyordu ve çok çabuk topu geri kazanıyordu. Şimanski'nin o şeye geri dönmesi için Fenerbahçe'nin gene çok hızlı topu geri kazanması lazım. Yoksa Şimanski bütün sahayı o tempoyla koşmaya çalışıyor topun peşinde. Evet. Ee, öbür türlü 3 saniyede 5 saniyede Fenerbahçe topu alıyordu. Şimanski diri kalıyordu. Araya oynanan topla giriyordu. Golünü atıyordu. Ama e, İsmail Özda bunu yaparken 60'ta maç 3-0 oluyordu. 90'a kadar Şimanski'yi sağda tutuyordu. Ceko'yu sağda tutuyordu. Tadici sağda tutuyordu. Bu iki şey yaptı. Bir kenardakileri yabancılaştırdı öyle olunca işte Trabzon maçında mesela takım çalışmayınca kenardan bir çözüm üretemedi. Bir B planı çıkartamadı sahaya. İkincisi bu adamları çabuk yordu. Yani o hücum presi yapan, etkili yapan adamları da e, pilini diyelim ki 4 ayda bitecek pili veya 6 ayda bitecek pili 2 ayda bitirdi, 1,5 ayda bitirdi. 90 dakika kullanarak bu adamları. E tamam seyrederken kimse hiç eleştirmiyordu. Çünkü maç 5-0 oluyor, 4-0 oluyor. Herkes o Akıcı futbol, güzel goller ama bir sürdürülebilirlik en önemli şeylerden bir tanesi. Her şeyde Kesinlikle. sadece futbolda değil. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe'nin şu anda bir kere topu daha çabuk kazanması lazım. Yani bu takımın etkili olabilmesi için. Şu anda çok rahat rakibe top yaptırıyor Fenerbahçe. Birinci problem bu. İkincisi yani Mourinho'nun oynattığı şeyin, oynatmak istediği şeyin, o pas alışverişinin bir şekilde artık biraz yavaş yavaş oturmaya başlaması lazım. Ondan sonra biz hani İrfan Can mı Tadiç mi o sağda mı oynasın öteki solda mı oynasın? Çünkü dediğim gibi yani kimi çıkarsanız Ciman e, sen maksimen çıkıyor e, bu sefer delici gücün kalmıyor hızın eksiliyor. Öteki çıkıyor hep bir şey eksiliyor yani bir, bir şey gelirken onun yerine bir şey tamamlanırken başka bir şey de eksiliyor bu sefer o eksileni arıyorsun. Yani şu anda Fenerbahçe'nin e, bugünkü sisteminde yani sistemin tam oturmamış olmasına dolayı bence esas problemi bu. Beşiktaş'a geçelim isterseniz. Geçelim. Kayseri Spor Beşiktaş maçı oynandı. Beşiktaş 3 golle 3 puanı aldı. Ama maçtan daha çok Atilla Karaoğlan gerçekten çok konuşuldu. Ben hem maçı hem de Atilla Karaoğlan performansını Altan Tanrıkulu sana sormak istiyorum. Evet şimdi sevgili Merve bazı şartlar ağır olduğu zaman bazı takımları da eleştirirken dikkat etmek istiyorum artık kendim baktığım zaman. Öyle bir maç oynadı ki Beşiktaş. Yani 4-0 bittiğine sevinildi. Bir ara her gelen top gol olmaya başlamıştı çünkü. Ajax karşılaşması. Van Bronckhorst gibi çok son derece akıllı, fazla gergin konuşmayan, ortamı germeyen bir teknik adam bile o 4-0'lık sonuçta dağılmıştı. Maç sonu biz burada yayındaydık işte Vitezat ve Bülent Ülgen'le. Orada bir şey gözüktü. Yani Beşiktaş'ın bu Kayserispor maçı önemli bir aşama haline gelmişti. Şakır şakır yağmur yağıyor. Rakip sana baskılıyor. Orada ilk golü bulman çok önemli. Ama Beşiktaş'ın her istediği şey olumlu şekilde sonuçlandı. Bu benim fikrim. Beşiktaş'ın ilk çalınan penaltı kolay bir penaltıydı ama çok rahat %100 gol şansının olduğu İmobil'in penaltısı verilmedi. Yani çok rahat bir penaltı. Çok hadi hakem görmedi. Varın görmesi lazım. Adam böyle almış beraber suya atlar gibi. İmobille içeri düştüler. Bir tane verilen penaltıda penaltılık pozisyon e, yok diyelim iptal edilirken. Ama direkt, en direkt vuruş verilmesi lazım. Oraya kadar ayak kalkıyor. Futbolcunun kafasına doğru gelen bir hamle var. Onlar da yapılmadı. Ben hakemin Atilla Karaoğlan'ın bu ilk 6-7 haftalık performansının çok başarılı olmadığını söyleyebilirim. Yani e, hatalı kararlar verdi. Ama Beşiktaş takımı da çok önemli bir merhaleyi atlattı. İki puan kaybedilseydi Ajax maçından sonra çok farklı şeyler konuşulurdu. Beşiktaş için çok kritikti. Oyuncu değişiklikleri yerinde oldu. Özellikle karşılaşmaya damgayı vuran oyuncu bence İmobil. Attığı e, gollerle ve oynadığı oyunla son derece de iyi oynadı. Beşiktaş adına önemli bir kazanç. Kesinlikle katılıyorum. Ben Bilal ve Kartal arasında olan pozisyonu sormak istiyorum. Topa elle müdahale ceza sahası içinde. Mehmet Özkan yorumunda. Ya, yani bu e, geçen sene yurt dışında oldu. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. E, sonrasında bir, bir şey konuşması bayağı. Japonya şey. Ligi galiba. Sırbistan, Avru Sırbistan Ligi'nde de oldu. Ha Sırbistan Ligi. Avrupa Sırbistan liginde de Kupalarında da oldu. Avrupa Kupalarında da oldu geçen sene. Avrupa Kupaları. Ya da, Arsenal maçı. Evet yani o şeyde e, hakem de şunu dedi. Ya bu çocukça bir şey. Buna penaltı verilmez." dedi. Ben o kanaatteyim Yani o gün de öyle söylemiştim, bugün de öyle söylüyorum. Yani bu bir şey değil. Bu e, nasıl söyleyeyim? yani bir, bir şekilde bir haksız kazanç elde etmeye çalışmak gibi bir şey. O ona topu ayağıyla veriyor. Eliyle vermesi gerekirken o da düzeltip şey yapıyor. Ama hani o, burada bir hayır, kaleci oyunu başlatıyorsa kaleci bilmiyor ki ki ikisi de birbirinden haberi yok. Kaleci ne amaçla veriyor? Kalecinin San, verdiği amaç. sen amaçla... başlat diyor oradan başlat Aa, diyor. Ama ya pas verdiyse Ayakla da pas veren çok ama oluyor. Verip o tarafa geçiyor yani, o şeyde. Yani bir tamam bu bir yorum penaltı ama oldu. bence penaltı. Yani bence net penaltı. Çünkü kaleci ben, ben... hangi amaçla veriyor? <laughs> Şimdi oyunu başlatıyor kaleci bence. Şey amacı yok yani böyle önüne falan atmıyor, ayağıyla yuvarlamıyor. Tak diye pas olarak veriyor. Oyuncu da kalecinin böyle verdiğinin farkında değil. Yani bu yani tehlikeli burada bir, bir pozisyon. Burada, bence. burada bir, tamam ama Beşiktaş neyi kaybetti burada? Mesela bu penaltı verilmiş. şey kaybetmedi ama 0-0 kalsın. Bir şey ver, 0 -0 İşi kazanmak için orada bir çabası var mıydı? Ama oyun böyle bir şey değil. Kendi kalene de gol atıyorsun. Hiç kimse ellemeye. Ama başkası vurmasın diye atıyorsun. Yani durup dururken dönüp Yok kendi ya, kalene Yok ya geçen sene Trabzon-Monaco maçını hatırlamıyor musun? Trabzon'daki. stoper vurdu kaleciye çarptı içeri girdi yani. Ya da tamam, Storos, Trabzon Kale Trabzon, Trabzon maçında Galatasaray'a attı gol. Trabzon-Monaco maçında o çok nadir olabilecek son dört topa Monaco'lar vurdu. Evet. Trabzon evet. gol attı tamam ama yani orada herkes başka bir şey yapmaya çalışıyordu. Top tamam. oyunun içindeydi yani bu... Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Sizin düşünüşünüze de saygım var ama en güzel şey bence ha, bence, bence böyle bir penaltı Yani bana verirse bu penaltı ben, ben şöyle söyleyeyim o zaman futbolcu olarak söyleyeyim. Ben futbolcu olsam bana verirse bu penaltı ben bunu yandan dışarı atarım yuvarlayarak. Ama Samet Samet'in o şey attığı gol, Altay Bayındır attığı gol Avrupa Şampiyonası'nda Verdi geri pası ayağını e, rakip hiçbir şey yapmadı. Evet. O ama bu, bu bir kaza bu bir şey ama bu, bu da işte şey. aslında bak oyun ne biliyor musun futbol. Temelde benim şeyimle niyet okuma oyunu. Yani niyetin ne olarak? Aa, sen, ben de sokmadı diye sen oksan ok, kullan diye verdi evet. diye düşünüyorum ben de. Yani öyle, sen kullan ben bu tarafa geçiyorum diye verdi Ama çok, ver diye çok düşünüyorum. çokça her yerde başlatılıyor ya oyunlar. Futbolcu kaleci futbolcuya veriyor. O da biraz kenara bakıyor yoksa kaleciye geri bırakıp. İşte öyle bir öyle, öyle ikisinde de öyle bir vücut dili de yok yani. Ha, ben ortada. yani ben öyle burada olur. şu olsa ona tamam hem fikirim Orada top oynandığı gibi Beşiktaşlı baskıya geliyor olsa adam topu eliyle tutsa tamam derim ki burada bak bu topu kaptıracaktı panik yaptı eliyle tuttu onun hakkını yedi. Çünkü bir şey vardı ama orada iki kişi sen başlat ben başlatayım derken buradan penaltı gibi direkt gol olacak yani %75 gol olacak %80 gol olacak bir pozisyona gidilmesi. Dediğim gibi ben futbolcu olarak başka bir futbolcu böyle cezalandırırsa ben dışarı atarım siz golü atabilirsiniz. Yok yok yani ben hakkıyla alınmış her penaltının. Ya yani, Ferrari'nin atılmasını hatırlıyor var. musun? Ferrari'nin atılmasını. Ferrari'nin hatırlıyorum ama... Ceza sahası an. içinde Lugano'ya vurdu. 2-1 de... öndeydi Beşiktaş. Evet, evet. Oyuncu kırmızı kart gördü ve penaltı verildi. Yani burada itiş kakış. Hepsi top top oyunun içindeydi. Burada evet. top başlatıyor. İşte tam başlatıyor, başlatıyor, başlatıyor oyun için. Yok, i̇şte yok. Başlat başlatmaz. Siz diyorsunuz. ben başlatmıyorum. Hayır diyorum. hayır kaleciler genellikle ya yuvarlıyorlar ya ayağıyla yuvarlıyorlar ya da koyup kenara çekiliyorlar. Bu bak şey gözlemlemeye devam edelim bu tur kaleciden başlatılan Avrupa Ligleri de çok yoğun takip ediyorsun Ayağıyla yanındaki oyuncu bu mesafeden hemen hepsi veriyor ve o oyuncu elini almıyor ya zaten yani bir, de, bir şuna da bakalım hiçbir zaman için aralarında bir metre varken topu başlatmıyorlar hepsi Yok, böyle çok böyle çok açılarak başlatıyorlar biri tam o şey altı pasın köşesine koyuyor Tamam topu. burada Tek, zaten geçiyor. birbirimizi Yeride ikna tarafa, etmekten şey... çok genel evet. şeye bakmak lazım yani ben futbolun ruhu içinde doğru bir penaltı olmadığını düşünüyorum. Çünkü ortada birinden çalınmış bir şey yok bir şey. Yok. Çok ağır bir ceza. Yani ben şeye de karşıyım yıllardır. Hem penaltı veriyor, hem kırmızı kart çıkartıyor. Adamın ayağını kırmadığın sürece bir tane suça ki bazen de yanlış penaltı oluyor. Geçen sene mesela hemen aklıma gelen Milan-Chelsea maçında adamın omzuna şöyle bir dokundu. Hem kırmızı kart çıktı, hem penaltı çıktı. Maç bitti bir anda. Ya onlar başka şeyler yani ama ya. Yani ben buna da karşı. Sarı kart olsun, olsun ama kırmızı kart artı penaltı bir tane suça iki tane ceza. Yani hem de ikisi de ağır ceza. Yok kırmızı kart yok. Kırmızı kart nereden çıkarttılar? Var işte A, kartın... yani şu anda penaltıyı kırmızı kart görebiliyorsunuz yani. Harf. Yok tamam da Bilal'in pozisyonu öyle bir şey değil. Yani o Bilal'in pozisyonundan bahsetmiyorum ben. Ha, ben, ben buna or, da karşıyım or, ben yani ordu. futbolda. Ha, ben, ben, yani bir suça iki ceza olmasına da karşıyım futbolda. Ha, onun şeyi ya kırmızı kart ya penaltı diyorsun. Yok yani evet ceza sahası dışındaysa kırmızı kart olur. Onun ceza şeyi var ama futbol penaltı olur, kart olur. Hayır şimdi o farklı bir konu tamamen de onun için. Ama o farklı bir şey yani. Şey bence haksız bir kazanç yani bu. Şimdi bir, yok? hakem hakem orada niyet okumayla verdiyse ya devam edeceğiz zaten şeylerde izlemeye, pozisyonları izlemeye. Ayağıyla başlattığı yer ve niyet çok önemli. Orada bence Bilal'le oturup birisi konuşsa abi başlattım ama o da anlamamış elini almış diyecek. <laughs> Peki belki de ben ona verdim evet. o başlatacaktı diyecek. Evet. yani gene niye okuyoruz yani o evet, şey yok. Evet. O zaman haftanın enlerine geçelim isterseniz. Şeref kürsüsüne geçiyoruz. birinci sıramızda Kasımpaşa var. Galatasaray karşısında 3-0'dan maçı 3'e getirdiği için. İkinci ikinci sıramızda Dushan Tadiç var. o da Antalya Spor'a attığı golden kaynaklı. Ve üçüncü sırada da duble yapan Ciro Immobile. Neler söylemek istersiniz? Yani bence birinci sıra e, zaten çok herhalde tartışacak bir şey yok. Yani 3-0'dan geri gelip hem de e, Galatasaray'ın stadında o seyircinin önünde e, atmosferde. Bunu, bu, o atmosferde bunu yapmak hakikaten e, alkışı hak ediyor. E, dolayısıyla yani burada elbette Galatasaray'ın bir takım e, yanlışları, bir takım zaafları belki e, buna yol açan var ama e, ne olursa olsun bunu değerlendirip buradan... 3-0'dan maçı bırakmamaları bile Kasımpaşa'nın. Yani 3-0 iken maçı bırakmaması bile bence başlı başına alkışlanacak bir. Müthiş Kesinlikle. bir şey ya. Bu kolay kolay gözükmeyecek bir görüntü. Ee, en sonun en son örneği ligde yanılmıyorsam Alanyaspor 3-0 kendi evinde yenikken bu Valerian İsmail 3 tane gol atan oyuncuyu çıkartmıştı. Maç 3-3 bitmişti. Geçen sezonun Valerian İsmail'in evet, evet, gönderilmedi. 3-0'dan evet, evet. evet, evet. evet. 3. 3 tane gol atan oyuncuyu çıkartmıştı oyunda. Devre 3-3 bitmişti evet. o. Farioli vardı Alanya Spor'un başında. E, Tadiç bence gole kadar e, Fenerbahçe'nin şey. kötülerinden bir tanesiydi. Ama... E, çok güzel bir gol attı. Yani çok güzel bir gol attı derken, o kadar ustaca attı ki kalecinin kimsenin bir şey yapacağı şey yok. Hani çok kolay pozisyonda diyenlere de işte hem Şimaski'nin hem Ennesir'in <laughs> kaçırdıklarını göstermek lazım. Yani aslında o kadar kolay pozisyonda değildi. Aynı pozisyon Ennesir'e gelse gol olur muydu? Ondan çok emin değilim. Ee, dolayısıyla yani Tadic Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Evet belki bundan 10 sene önce olduğu kadar Cevval bir adam değil ama bir de şöyle bir şey var. Bunu daha önce de bir iki kere söyledim ben ama bir kere daha tekrar etmek istiyorum. İyi oynamadığı maçta bile şöyle bir hem futbol bilgisi hem iş etiği var adamın. Geriye kadar o oyuncuyu takip ediyor. Mesela sen maksimum bir pozisyonda deparla geliyor, koşturuyor, adamı orada bezdiriyor, bir şey yapıyor. Sonra iki pozisyon eli belinde öbür tarafta bekliyor. Eğer onun tutacağı adam geliyorsa... Tadiç ama tırıs ama şöyle ama yavaş ama hızlı o adamla beraber geliyor o adama topu aldırmıyor. Bu yani bir şeyi elzem olan şeyi elzem olan şeyi görünmeyen şeyi maç içinde yapan bir e, profesyonellik anlayışı var. Bu da bence bir yani on numara diyebiliriz Tadiç için. Bugün on numaraları oynatmak zor artık eskisi gibi çünkü hep biraz da altı numara olsun istiyorlar içinde. Yani bütün futbol o hale geldi. Ama tad için bu oyun içindeki üstlendiği bu şey onu biraz daha vazgeçilmez bence. Veya oynatılması daha kolay bir adam haline getiriyor. Ciro Immobile de hakikaten Kayseri'de Beşiktaş'ı götüren adamdı. Öbür taraftan da işte tabi Amsterdam Arena'da niye 11'de değildiler falan şey yaptı. Lugano maçındaydı yanılmıyorsam biz staddaydık. Ben e, Van Bronckhorst iyi bir başlangıç yaptı buna da ihtiyacı vardı demiştim. Bence e, Ajax maçı bunun bu yorumun e, ne kadarsa e, gerekli olduğunu veya doğru olduğunu benim açımdan en azından bir teyidi oldu. Çünkü bu kadar iyi başlamış e, bir takım birinci kötü maçında Değil mi? Yani başka kötü maç Beşiktaş oynamadı bu sene Ajax maçına kadar. Trabzon maçında ama Trabzon 12. dakikada 10 kişi kaldı. Ya bir de orada alamadıkları bir şey var evet. Alamadıkları bir 3 puan var. Ama çok pozisyon yarattılar. Yani orada da Uğurcan çok Uğurcan'ın gerçekten evet. O maçı, var. Yani, yani ben o maçı 90 dakika seyretmediğim için onun o kadar şeyine girmeyeyim hani. Ama 11 10 12. dakikalar itibarıyla yani. evet, evet evet. Öyle ama yani şey olarak da pozisyon Genel yorumları da dinledi. Yani Beşiktaş üretti bitiremedi yorumu daha fazlaydı. Yani o bir noktada da son vuruşu yapan adamları artık bir şey de yazıyor. Yani pozisyona giremezseniz başka bir şey de. Neyse ikinci maçı olsun o zaman bir anda çok ağır topa tutulmaya başlandı Van Bronckhorst'ta. Yani Eyüp, Eyüp spor maçı da 90 artı 3'te penaltıyla kazanıldı. Yani bu son haftalarda bir düşüş var Beşiktaş'ta. O yüzden buna buna itiraz etmiyorum edildi. ben şunu söylemeye çalışıyorum. Tıpkı Mourinho gibi... Yani şu anda Bronckhorst'a Ajax maçından sonra gelen eleştiriler sanki çok daha evet. fazlasını kaybetmiş. O şeref Kürsü'nde yani imobil olduğu için söyledim. Yani bu maçı Imobil e, Beşiktaş'ın almasını çok kolaylaştırdı. Çok büyük bir tecrübe. O yüzden yani Beşiktaş'ın adına Imobil'in orada olması teknik direktör önden. Ben e, Imobil'i tartışmıyorum ama evet. çok haklı bir şekilde orada onun olması lazım zaten. Ama evet. e, hafta arasındaki eleştiriden dolayı yani Fambroncost'un niye böyle bir şeye çünkü Gelirken çok Türk medyası Van Bronckhorst'u bir yerlerde tut yani el üstünde tutulan bir adam değil. Bugün Mourinho bile bu kadar eleştiriliyorsa Van Bronckhorst evet. hani Mourinho gibi başlasa kim bilir zaten belki gönderilmesi konuşuluyordu şu anda. Yani o tip şeyler olsa ee, onun için e, yani çok çabuk bu şeye geliniyor hemen bir anda geliniyor. Yani bu, bu onun karşısında da 5-0'lık Galatasaray maçı var mesela. Evet. Yani o maçın da teknik direktörü bu adam. O zaman haftanın golüne geçelim ama haftanın golünü bir türlü seçemiyoruz. Hep haftanın gollerini seçiyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel goller atıldı bu hafta. Osimen'in e, Kasım Kasımpaşa karşısında attığı ikinci gol ve e, Vişcan'ın, Edin Vişcan'ın Konya attığı ilk golü seçtik. Altan Tanrıkulu ne söylemek istersin? Ya Edin Vişcan'ın golü son derece direkt vuruş. Camia büyük bir baskı altında. Çok güzel bir gol atıyor. Benim çok sevdiğim futbolculardan biri Süper Lig'de. İki defa biri omuzundan, biri kaburgalarından sakatlıklar geçirdi uzun süre oynayamadı. Çok güzel bir gol attı. O Simen'in golü de İtalya Serie A gol kralı olmasının e, neden olduğunu çok iyi açıklayan. Aldığı topu kontrol ediyor sonra dönerek ters taraftan vuruyor. Çok güzel bir gol. İkisi de çok güzel. Yani ben 1 iki şu demiyorum. Benim aklıma ilk Viska gelmişti daha önce. Gabriele Saralan'ın pasını haftanın asiti gibi görmüştüm. Ama sonra baktığım zaman e, şeyin de Osimen'in golü haftanın paylaşsınlar. paylaşsınlar. Bu, güzel goller olur. Pay, evet güzel goller olsun. Biz de 3-4 tane koyalım. Hoşumuza Mesela, gider. Mesela Fenerbahçe'de Tadic, Beşiktaş'ta değil Mobile gol attı. Çok önemli goller ama güzellik açısından Osimen ile golü daha önde. Kesinlikle. Haftanın asisti az önce de söylediğim gibi Gabriel Sarı'nın e, Osimen'e attığı o ee, yani o üstü bir pas ama tabii işte üstü. bazen hani e, bazen pas öyle bir pas geliyor ki hani ondan sonrası çok kolay oluyor. O pastan sonra e, Fred'in yani, pası da güzel mesela değil mi? Tadiş. Fred'in pası da güzel. Fred'in pası, pası, pası da bu arada ilk evet. golde o da çok güzel. Tabakta sunulmuş bir e, pas yani usta bir adamı al sen bunu evet. bitirirsin. Karşı karşıya. Gabriel Sarı'nın pası attığı yerden itibaren düşünürsek bir kere vizyon da içeriyor yani orada o oradan bir fırsat 3 -4 çıkacağını görmek yani evet. 3-4 kişiyi geçiriyor bir anda hiçbir şey yokken ortada pozisyonu yaratıyor ama ondan sonra sırtı dönük onu alacaksın dizinde sektireceksin döneceksin vuracaksın daha kombine bir evet. hareket yani evet. Edin Vişcan'ın yaptığına göre Edin Vişcan'ınki de daha uzaktan vurulmuş çok güzel bir şut çok estetik bir gol Dolayısıyla hem haftanın asistini hem gollerini böyle yorumlamış olayım ben de. E, haftanın sayısına geçelim. Haftanın sayısı 1. E, Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek dikteki ilk galibiyetini aldı. Altan Tanrıkulu. Şimdi bunu koyarken Trabzonspor'a yani haftanın sayısı olarak e, koymak bence hani nedir bu? Neden 1 diye? Ama Trabzonspor'a yakışmadı. yakışmadı. Yani i̇lk 6 haftada 5 maç yapmıştı ve 5 tane beraberlik almıştı. Zirveden bir anda 10 puanlı kayıpla geride kalmıştı. Çok önemli bir maçtı. Ben Şenol Güneş'in de basın toplantısını hem seyrettim hem de maç öncesi yorumlarını seyrettim. Stresliydi hoca. Bu karşılaşma çok değerliydi. O yüzden birinci galibiyet olması değerli. Bir de çok burada futbol, yani saha içini çok konuşuyoruz. Saha dışını çok sakmıyoruz ama bir şeyi unutmayalım. Ertuğrul, Ertuğrul Doğan'ın da yaptığı, yani başkanın yaptığı Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkmak... Hisselerin satışıyla birlikte Trabzonspor'u kredi borçsuz hale getirmek ve bunun açıklanması da Trabzonspor açısından haftanın olayıydı. Galibiyet evet. de bunu destekledi. Çok da heyecanlı başkan. Bir çekilmiş arkadan fotoğrafını gördüm. Onlar da böylece yaptıkları hamleyle birlikte Trabzonspor'u tekrar güçlü bir şekilde yukarıda tutmaya çalışıyorlar. Haftanın olayına geçelim. Ha, bu haftanın olayı kesinlikle geri dönüşler. E, Samsun Spor'un 3-1 geriden gelip Göztepe'yi 4-3 mağlup etmesi ve bildiğimiz gibi Kasımpaşa'nın 3-0'dan maçı 3-3'e getirmesi. Geri dönüşlerin haftası. Evet, e, Tabii geri dönüşler e, futbolun e, güzel de bir hikayesi. Yani o işte maç son düdük çalmadan bitmedi şeyini, e, düşüncesini, algısını e, kuvvetlendiren ve ee, belki skor ne olursa olsun sahanın içinde oynayana da bir, bir yerde ümit veren bir hikaye bu. Ee, gerçekleştiği zaman bunun da bir başka e, heyecanı, başka bir e, güzelliği oluyor futbolda. Yani bir takım bir, ta, bir yere kadar oynuyor, bir şeye getiriyor ama öbür tarafta ondan sonra ona cevap veriyor ee, aynı şekilde. Ee, Samsun Spor Göztepe maçı da herhalde haftanın en heyecan verici maçlarından bir tanesi. Ee, yani Samsun Spor'da üst sıralara tırmanmasıyla beraber şehirde de Değil mi? Bir heyecanın. Evet. Ben de seyrettim 4. o maçı 4. Hep açıktı Çok acayipti Türbünler 3-1 bile inancını kaybetmediler ee, Baya çok yoğun tezahürat yaptılar Ve sonra 4-3'e geldi Gerçekten inanılmaz maçtı. O zaman haftanın sözüne geçelim Van Brankhorst'un Immobile'nin pozisyonu bence penaltıydı Ama hakemlerin kararına saygı duyup devam etmemiz gerekiyor Bizler de her zaman haklı olamayız Aynı fikirde olamayabiliriz Futbolun sporun doğasında olan bir şey Vallahi, bu adam var. bizde mi çalışıyor, bizimlikte mi çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ya yani, bu göremeyeceğimiz, görmediğimiz bir açıklama yani hakikaten. Yönetim neler? ya yani Biraz önce benim öyle. söylemeye çalıştığım şey de biraz buydu. ya. Yani, bu adamın Türkiye'ye vereceği, verebileceği bir şeyler var. Evet. Hani bir tane işte Ajax maçı şey oldu ya da işte orada bir Onan oynattı, o çok kötü. Orada da işte böyle şeyler bir de bazen jenerik oturuyor. Mesela e, maçı seyrederken de ben onu ah dedim. Böyle Onana döndü yanında hemen oyuncu var onun arkasından taca attı topu veremedi 8 metreye pası evet. dedim şimdi bu dedim hani bu maçla beraber o gidişatla beraber ona bu, fatura edilecek bu jenerik olacak yani bunu söyleyecek herkes hakikaten de e, sonra yorumcuları şey yaparken birkaç tanesinde işte 3 metre yapası veremiyor şeyini hemen oraya eklendiğini gördüm. Onun için e, yani çok hızlı tüketiyoruz bir sürü şey yani insanların bir şey yapmasına Müsaade etmiyoruz. Hoca kaliteli insan ya o kesin evet, yani. Çok çok kaliteli, çok kaliteli. insan. Yani e, şey e, futbol olarak da bir şey var. Orada bir şey denedi ve olmadı. Evet bu yani kötü bir karar verdi. zaten. Kötü, kötü karar evet. verdi. Yani bunu bunu tartışmak Mustafa'yı şey ilk kombi koyması bir kere başlı başına hatta Semih'le belki oynasa kimse çok şey biçmezdi. Şey o kadar denedi. şey yapmayacaktı. Evet. Yani Mustafa da o ilk topu gol yapsa o zaman da denecekti ki işte, işte şey e, yani bu doğru değil karar. Yani o bir kere o e, yani Mustafa'ya yüklenen yük olarak da çok doğru evet. değil. Yani bu kadar hani oynamamış bir oyuncu için şey olarak. Da. Ama işte bu bazen e, Şansı Şansu abin çok kullandığı Şş. ve futbolda çok yakışan eğri gemi doğru sefer diye bir laf vardır. Yani işte o golü atsa eğri gemi doğru sefer olacaktı orada. Evet. Kimse eleştirmeyecekti bu sefer. Şimdi kalkıp da 1-0 Ajax'ı yenebilirsin. Kayseri'ye gelip de bir sıfır yinenseydin yani yenilgi hakkını orada kullansaydın daha ağır bir darbe. Ligde alacağın bir Kayseri yenilgisi daha ağır bir darbe. O yüzden Avrupa'da ilk 8'e girmek için veya ilk 24'te tutturabilmek için daha maç sayısı var Beşiktaş'ın. Kaybedilmiş, favorilere karşı kaybedilmiş bir maçı var. O yüzden çok da büyütmemek lazım. Tekrar söylüyorum haftanın sözü olarak aldığımız kişilere e, Türkiye'de bakıyoruz. Mourinho'yu geçen hafta seçti. Van Bronckhorst var. Purple teknik direktörler var. Samsun Spor'un Thomas Reis'i var. Bunların varlığı da önemli. O zaman hemen haftanın karesine geçelim. Ee, Jose Mourinho'nun hakeme tepki olarak genci kuruluşun kamerasının önüne kendi laptopunu koyması. Mehmet Özkan. Jose, Mourinho, Jose Mourinho oldu. E, şöyle bir yerden geleyim. Bu e, 2006 senesinde okumuştum bunu bir yabancı dergide. E, o yaz e, işte Zidane'ın mükemmel golü diyelim ki 100 bin kere aratıldıysa internette arama motorlarında Zidane'ın kafa atması Materazzi'ye bir buçuk milyon kere aratılmıştı. Yani bazen bu e, acayiplikler ya da işte futbolun dışına çıkan o anlar da futbolu e, futbola bir çeşnik atıyor, bir renk atıyor ve bunun üstadı varsa dünyada en büyük üstadı varsa bence e, Jose Mourinho bu şeyde e, geldiğinde de söylemiştim Chelsea'deyken o zaman daha bu kadar böyle laptoplar falan herkesin önünde değildi herhalde şeyler, iPad'ler şeyde. Monitör orada seyretsinler diye monitörü söktü. Altından kablolar sarkıyor. Görüntü falan yok. Hakeme sallıyor. Yani sen bunu verdin diye. Görüntü falan yok orada ama o monitörü sallayınca tabii türbün çok başka bir şeye giriyor. Yani bu kadar o tepkiyi çok acayip bir şekilde yapıyorsunuz. Gene işte Mourinho bir icat yaptı. yani <laughs> ve konuşturuyor. Yani bir, bir tarafı da bu işin. Yani bunlar böyle hani bir, bir biraz futbolun da dışına çıkan böyle ya da işte biraz işleri böyle kendi tarafına doğru eğmeye çalışan işler ama bir taraftan da esprili işler diye düşünüyorum. Evet. Ceza tahtasına geçelim. Ergin Ataman. Altan Tanrı Kurulu. Ya ben evet. çok uzatmadan söyleyeceğim. Ergin Ataman Ameli takımımızın koçu. Evet. Üst üste iki kere e, Anadolu Efes'le EuroLeague şampiyonu oldu. Galatasaray'la Avrupa şampiyonluğu var, Beşiktaş'ta Avrupa şampiyonluğu var farklı kupalarda. Siena'yı şampiyon yaptı. Ee, çok önemli bir insan. Türk milli takım adına da çalıştırması önemli. Ama gidip de futbolla bir derbiden sonra hem de Panathinaikos'un koçuyken gidip Galatasaray'la o hareketi yapmasını hiç yakıştıramadım. Hiç yakıştıramadım. Yaptığı iş kendisi de özür diledi sonra ama e, o yüzden ceza tahtasına girmesiyle gerekiyordu. E, hoca da kendisine birazcık çeki düzen vermeli bu konularda. Yani Galatasaraylı olması, divan Kurulu üyesi olması ve başkanlığı hedeflemesi başka. A milli takım koçu unvanı varken bunları yapması. Yani Galatasaray'ın Okan Buruk bile böyle şeyler yapmadı. E, kendi üzerine vazife olmayan bir şeydi. O da farkındadır. Oğlu bile farkında yalnız bilmiyorsun. O zaman hemen kısa bir araya gidelim. Kısa bir sonra karşınızda olacağız. Üçüncü devrede bugünlük de bizden bu kadar. Haftaya 8. haftanın ardından tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. <laughs>